Abdullah Muradoğlu Brexit savaşı bitti mi? İngiltere'deki seçimlerde Boris Johnson'ın liderliğini yaptığı muhafazakar partinin kazanması aslında sürpriz sayılmaz. Seçim daha çok İngiltere'nin AB'de kalmasını veya çıkmasını isteyenler için yeni bir referandum havasında geçti. 2016'daki referandumda AB'den çıkılması yönünde bir sonuç çıkmış ancak bu karar bir türlü hayata geçirilememişti. İlginçtir Avrupa Parlamentosu'nda Brexit yanlısı İngiliz vekiller 29 sandalyeye sahip. Aynı parlamentoda Muhafazakar Parti 4, İşçi Partisi 10, Liberal Demokratlar 16, Yeşillerse 7 sandalyeye sahipler. Mayıs 2019'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde radikal sağcı Nigel Ferre için liderliğini yaptığı Brexit Partisi oyların üçte birini alarak birinci sıraya yükselmişti. Seçimlerde henüz 4 aylık bir parti olan Brexit Partisi'ne hem muhafazakar partiye hem işçi partisine oy veren seçmenlerden ciddi kaymalar olmuştu. 12 Aralık seçimlerinde ise Brexit Partisi tek bir vekillik bile kazanamadı. Mayıs'ta Brexit Partisi'nin adaylarına oy veren milyonlarca seçmen 12 Aralık'ta Boris Johnson'ı tercih etti. Farage, Muhafazakar Parti'nin daha önce vekili kazandığı bölgelerde aday çıkarmayarak Johnson'la örtülü işbirliği yaptı. Bu işbirliği sayesinde Johnson, rakiplerine büyük fark attı. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının şiddetli taraftarı olan ABD Başkanı Trump, 12 Aralık seçimlerinde Farage ve Johnson'ın ittifak yapmalarını istemişti. Ancak Johnson buna yanaşmamıştı. Seçimlerden kısa bir süre önce Avrupa Parlamentosu üyesi 4 Brexit Partili vekil, partilerinden istifa etmiş ve seçmenleri muhafazakar partiye oy vermeleri çağrısı yapmıştı. Ferej istifalara içerlemiş gibi görünse de muhafazakar partinin vekil çıkardığı 300'den fazla bölgede aday çıkarmayarak gizli ittifak söylentilerini haklı çıkarmış oldu. Johnson, Ferej ittifakı için gizli görüşmelerde rol oynadığı düşünülen isimlerden biri ise iş adamı Aaron Banks daha önce Muhafazakar Parti'nin önde gelen bağışçılar arasında yer alan Banks, 2016'da için öncülük ettiği Brexit kampanyasını finanse etti. Brexit süresinde Banks, için kurucusu olduğu Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'ne demir attı. Banks, Brexit'in kazanması için Ruslarla gezi işbirliği yapmakla itham edildi. Brexit kampanyasına Rus parası karıştığı iddiaları soruşturma konusu oldu. Banks ise Brexit'i fonlamak amacıyla Rusya'dan para aldığı iddiasını, diyor. Ulusal Suç Ajansı'nın Banks'in Afrika'da elmas kaçakçılığı yaptığı iddialarını soruşturduğu da medyaya yansımıştı. Aaron Banks'in, Johnson'ın başkan, Fere içinde başbakan yardımcısı olması için ittifak girişimlerinde bulunduğu söyleniyordu. Öte yandan İngiltere'deki işsel lobisinin de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i Yahudi karşıtı olmakla itham ettiğini hatırlatmak gerekiyor. Bu çevrelerin ortak hedefi Corbyn'i başbakan yapmamaktı. Gerek Netanyahu ve gerekse Trump, İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde ikili serbest ticaret anlaşmaları imzalamayı bekliyorlar. AB'nin çökmesinden fayda uman Rusya'nın da Brexit'i desteklediği sır değil. İngiltere seçimleri Amerika'da da geniş yankı buldu. Demokrat Parti'nin sosyalist kanatları Boris Johnson'ı İngiltere Trump'ı olarak niteliyorlar. Johnson da Trump gibi göçmen karşıtı söylemleriyle popülerlik kazandı. Trump, Johnson'ın kazanmasını isterken kongrenin sosyalist vekillerinden Alexandria Ocasio-Cortez İngiliz seçmenlerden Corbyn'e oy vermelerini istemişti. Corbyn daha çok Demokrat Parti'nin sosyalist kanatlarına yakın bir siyasetçi. Bu yüzden Johnson'ın kazanması Demokratlar için ciddi bir uyarı sayılıyor. Bu gelişme 2020 seçimlerini hazırlanan Demokrat Parti'deki adaylık yarışlarını da etkileyecektir. Cansına zafer kazandıran Nigel Farage ise Brexit savaşının son bulduğu gerekçesiyle mesaisini Trump'ın 2020'deki seçim kampanyası için harcayacağı mesajı veriyor. Farage, Trump'ın 2016'daki bir seçim mitingine de bizzat katılarak destek çağrısında bulunmuştu.